Değerli dostlar, Özgür Dalgıçlar programına hoş geldiniz. Her zamanki gibi bu programda tanınmış dalgıçları konuk ediyoruz. Bugünkü konuğum Bodrum'dan. Aslında Bodrumlu değil ama muhtemelen dalışlar için Bodrum'da yaşıyor. İsmi Osman Ersen Bey. Hocam hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Eksik olmayın, kabul ettiniz. Biz sizi tanımak istiyoruz. Osman Ersen kimdir? Bize biraz anlatır mısınız lütfen? Osman Erşen kimdir? Zor bir soru ve uzun bir soru ama yalnız. Valla Var. su altı aşığı olan Evet. yaşlanmaya başlayan bir dalgıç diyelim. Aslında İstanbul musunuz Osman Hocam? Aslında İstanbulluyum fakat lise öğrenimimden sonra Fransa'ya gittim. 1979'da ve 39 sene Fransa'da kaldım. Uzun bir zaman. Ondan sonra 2 senedir Bodrum'da yaşıyorum. Bildiğim kadarıyla bir köyde yaşıyorsunuz, değil mi hocam? Sadece dalışlar için bulunduğunuz yerden ayrılıyorsunuz. Dalışlar için değil tabii sırf ama ufacık böyle 25 kişilik bir köyde sakin bir hayat yaşıyorum. Evet. Siz Galatasaray mezunusunuz, değil mi Osman hocam? Galatasaray Lisesi mezunuyum. Evet, Evet. Galatasaray Lisesi mezunuyum. 79'da. Evet. Evet, peki dalışa nasıl başladınız? Nerede başladınız açıkçası? Fransa'da mı Dalışa başladınız? Fransa'da başladım. Evet. Garip bir şeydir. Lyon şehrinde yani denize kıyısı olmayan bir yerde Evet. havuzlardaki fayansları sayarak başladım. Evet. İlk yıldızı orada aldım. Evet. İkinci yıldıza da orada başladım ama ondan sonra her ay Evet. Fransa'nın güneyine Evet. inerdik. Bütün kulüp olarak orada devam ederdik şeylere. Sene 1985. 85'te, evet. Hocam, Fransızların böyle kursları nasıl ciddiye alıyorlar, değil mi? Özellikle kursları, eğitimleri yeni başlayanlara süper standartlarla kurslar veriyorlar, değil mi hocam? Yani siz kurslarınızdan açıkçası çok memnundunuz, değil mi? Fransa'daki kurslardan. Maalesef, maalesef çok ciddiye alıyorlar. Evet. Benim başladığım sıralarda bu iş birazcık daha çok spor olarak gözüküyordu. Evet. Hobi değil de spor olarak gözüküyordu. Evet. Ve çok ciddi bir şekilde eğitiyorlar. Evet. Şey sistemine çok karşıydılar. Hadi Amerikan Evet. sistemine o sıralar çok karşıydı. Ve Evet. hatta Fransa'da yasaktı o sistem. Evet. Sadece klas üyesi olarak, siyavez üyesi olarak Evet. görev yaparlardı ve Fransız Federasyonu Evet. hala etkice ve büyük bir federasyondur. Ne yalan söyleyeyim, Fransa'da dalış deyince aklıma Cousteau geliyor, Cousteau ailesi geliyor. Sizin de öyle mi gerçekten? Yani çoğumuzun, deniz sevenlerin çoğunun Kusto dediğine, yani o öğretti bize denizin altında ne var ne yok olduğunu. Evet. Tabii ki Fransız olması Evet. Fransa'da bu işi daha çok genelleştirdi. Evet. İlk şeylerin böyle su altı aramacılığı şirketlerinin de kuruluşu Fransa'dadır. Comex gibi. Evet. Ve federasyonun bütün spor federasyonları ana şehir Paris'tedir. Evet. Sadece su altı federasyonu merkezi Marsilya'dadır. Denizin kenarında Marsilya'dadır. Hocam, açıkçası Marsilya Deniz Kulübü ile deniz kültürü ve kulübünle direkt bağlantımız vardı bizim. Cousteau'nun asistanlarından bir tanesi yapıyordu başkanlığını. Orada rahmetli Haluk Ceca'nın da çok samimi arkadaşlarından bir tanesiydi. Jean-Claude Eugène. Evet, Çok Jean-Claude. iyi tanıyorum. Yakından tanıyorsunuz galiba, değil mi hocam? Çok çok yakından ve çok çok iyi tanıyorum. Hala dalıyor.
Fransa'da Haluk Cacan'ın hatırasına, anısına sualtı temizlik çalışmaları yapmışlardı. Biz de bunu haber yapmıştık. Çok seve seve tabii ki özellikle Haluk Cacan'ın da böyle bir etkinlikte, böyle önemli bir kulüpte, böyle önemli insanlarla anılması bizim çok hoşumuza gitmişti Osman Hocam. Tabii Haluk abi çok geldi gitti Fransa'ya. Evet. Şeyde Antip'te yapılan bir uluslararası film şeyinde ödüller aldı. Evet. O sayede tanışmıştık Martiyalı dalgıçlarla. Ondan sonraki senelerde her sene Haluk abi gelirdi, Fransızlar Türkiye'ye giderdi. Evet. Yani çok iyi bir ilişki kurulduydu. Maalesef erken terk etti bizi. Evet, değil mi? Değil mi? Yaptığı işler tabii Öncü biriydi. Öncü biri, evet. Dediğiniz gibi ışık tuttu, değil mi hocam? Hepimiz Evet. bir ışık tuttu, ışık oldu. Öncü biriydi ve yani nadir nasıl diyeyim, bıkmayan, dalıştan bıkmayan birilerinden biriydi. İkinci gördüğüm ve örnek aldığım adamlardan biri de Albert Falco'dur. Kusto'nun Evet. kaptanıydı. Tanıştınız 80 mı hocam? yaşında bile ilk, efendim, Tanıştınız mı hocam kendisiyle? tanıştık, arkadaş olduk, çok çok beraber daldık. Oo, ne mutlu. Ve Evet. dalışında bile yani 80 yaşındaki belki 10.000. dalışında dünyayı 4 defa döndükten sonra Marsilya'daki dalışında bile ilk dalan bir çocuk gibi gözleri parlardı suyun altında. Bu nasıl bir sevgi, bu nasıl bir şey? İhtiyaç gibi değil mi hocam yani böyle? Galiba bir ihtiyaç ya da Evet. dünyadan kaçış, bilemiyorum. Aa, evet. Biraz da dediğiniz gibi dünyadan kaçış. Evet. Fransa'da Fransızlarla dalışlar yaptınız. Herhangi bir dalış merkezi işlettiniz mi, yoksa Fransa'da sadece hobi olarak mı devam etti dalış? 1989'da Fransa'da Evet. sırf dalışla ilgili bir seyahat acentesi açtım. Oo. Dünyanın dört bir tarafına dalmışları götüren bir Evet. seyahat acentesi. Evet. Şansıma iyi oldu galiba ki Fransa'nın bir numarası olduk. En büyük Mutlu. şirketi olarak senede aşağı yukarı 20.000 dalgıcı her sene dünyanın dört bir tarafına götürüyordum. O sayede dalmadığım deniz nadirdir. Hocam demek ki yani bu bence çok büyük bir başarı. Özellikle Fransa'da bir Türk olarak böyle büyük bir başarıya imza atmak bence çok kayda değer. Ve hocam bakın, ben bunu bilmiyordum açıkçası. Bunu anlatmanız lazım insanlara. Ne büyük bir tecrübe, ne büyük bir turizm tecrübesi aslında. İşte bir 30-33 senelik bir tecrübe. Evet. İlk başladığımda gençlik tabii şey grubu, Marmara grubu Evet. yardım etti bu işe, yatırım yaptı. Evet. Ve yani neredeyse Fransa'nın ilk su altı tur operating'i olduk. İşte onun şansıyla devam ettik, büyüdük. Evet. Mısır'da bir otel açtım ve Mısır'da Evet. bir şeyim vardı, Kızıldeniz'de deniz şey, su altı okulu. Of. Of. Hocam ne kadar büyük bir başarı. Hala Sağ devam ol. ediyor mu, yoksa Yok, bundan 4 sene önce şirketi sattım, ön emekliliğimi aldım. Ne güzel. Hocam sizi en çok bu işlerde zorlayan neydi açıkçası? Satış mıydı, yoksa otel, uçak artı dalış rezervasyonları mıydı? Yani en çok sizi zorlayan şey neydi acaba bu işlerde? Valla ülkesinden ülkesine değişiyordu. Bazı ülkelerde çalışmak çok zordu. Hiçbir şimdi zaman mefhumu yoktu. Bazı ülkelerde çalışmak sigorta açısından çok zordu. Dalgıçlıkla yani yolladığımız müşterilerin bir kaza yapmaması ya da kaza anında ilk yardımın nasıl olacağı gibi yerlerde zorluk vardı. Evet. Yolcu
yoksa zorluksuz iş yoktur. Evet. Bunlar zevkli zorluklardı. Evet. En büyük zorluğu yalnız ve galiba evet. kapatmanın sebebi odur. Evet. Müşterilerden ve internetten gördük. Bundan 6-7 sene önce başlayan bir zorluk. Evet. Müşteride de bir değişiklik oldu. Evet. Eskisi gibi bu işi sevgiyle yapan değil de daha evet. çok hadi bu sene de dalayım diyen müşteriler olmaya başladı. Evet. Ve hiçbir nasıl diyeyim dönüşümü olmayan bir müşteriydi. Onu evet. sevmedim. Çünkü bütün dalgıçlarla bir ilişki kurardık. Çünkü ortak bir hobimiz var. Ortak evet. bir sevgimiz vardı. Bu yeni tip müşteride bu olmadı. Bir, iki, internet vasıtasıyla evet. Artık bize ihtiyaç kalmadı. Herkes kendi işte uçağı olsun, oteli olsun, dalışı olsun evet. ayırmaya başladıydı. Doğrusunu isterseniz biz dalış merkezi yaparken buna benzer bir çalışma yapmıştık. Kooperasyon partnerimiz, Alman kooperasyon partnerimiz tarafından bize temin edilen avantajlar direkt Almanya üzerinden internet üzerinde satışlar yapabiliyorduk hocam ki ben oturduğum yerde Türkiye'den Almanlara Filipin'i dalışını, otelini ve uçağını paşual olarak satışını yapmıştım. Hiç unutmuyorum. Bu benim için çok kayda değer bir şeydi. İşte ama eskiden sattığımız her yere biz giderdik. Otelleri evet. görürdüm, dalardım. Evet. Yani müşteri telefon ettiğinde bize evet. Ona neredeyse ne balığı göreceğine kadar evet. detayı verebilirdim. Eski müşteri arıyordu bunu. Bir ilişki vardı. Evet. Yeni müşterilerde yani 7-8 senedir gelişen yeni jenerasyon evet. müşterilerde bu tip bir istek yok. Onlar kendi bulmayı ya da kendisi keşfetmeyi tercih ediyordu. Yani bize ihtiyaç evet. azaldı. Oysa ne kadar değerli değil mi hocam? Yani özellikle iyi dalgıçların aradığı şey sizin bu bahsettiğiniz şeyler olmalı mutlaka değil mi? Tabii yani hem de ilişkiydi ve seyahat sonrası devamlı uğrarlar, oturup konuşur ve paylaşırdık. Evet. Çünkü hiçbir dalış birbirine benzemez. Ben derdim ki ya ben orada şunu gördüm. Evet. O bey döndüğünde derdi ki ya ben de bunları gördüm. Yani ne şanslısın ben göremedim. Yani bu tip bir ilişki vardı. Osman hocam siz dünyanın birçok yerinde dalış yaptınız. Birçok tecrübeyi yaşadınız. Ne kadar güzel. Ve şimdi de Bodrum'da dalışlara devam ediyorsunuz. Hocam yurt dışıyla kıyasladığınızda biz nasılız? Nasıl gözüküyoruz ya da nasıl olmalıyız, nasıl gidiyoruz? Sizin gözünüzden biraz bilgi alabilir miyim? Yurt dışıyla yani kıyaslamak çok zor. Sadece belki Akdeniz'deki yurt dışıyla kıyaslayabilirim. Evet. Valla bizde su altı şeyi çok eski bir spor. Su altı geleneği. Evet. Yapmamız gereken çok şey var. Dikkat etmemiz gereken doğayı evet. korumak, su altındaki zenginlikleri korumak için. Evet. Çok yavaş ilerleyen bir şey. Belki evet. maddiyata bağlı, belki kültüre ya da eğitime bağlı bir şey. Evet. Fakat çok yavaş ilerleyen bir şey. Mesela Fransa'da bundan 20-25 sene önce şey yasaklandı. Demir atma. Aa, evet. Tabii. Her yere dalış yerlerine birer şey konuldu. 3 veya 4 tekneden fazlası yanaşamayacak şekilde demir bağlanacak yerler konuldu. Ama demir atma olayı yasaklandı. Ben burada Bodrum'da 2 senedir görüyorum. Gelen dalış gemisi bile demirini atıyor. Attığı yerde ne olduğunu bilmiyor. Gelişi güzel, tarıyor ve bir uçak batığı mesela kırıldı. Evet. Yani güzelim kanadı kırıldı. O tip şeylerin dikkatini biraz daha önem verirsek çok daha iyi olur. Birazcık
avlanmaya daha önem verirsek, yani gelişi güzel avlanma, maalesef cüple avlanma, küçük balığı vurmama tipli şeylere önem verirsek daha iyi olur gibime geliyor. Mesela Fransa'da bir av yasağı olan konulan bölgede önceki ilk seneler balıkçılar şikayet eder tabii ki. Ya işte balık tutamıyoruz, zarf tut bilmem ne diye. Ama orada da böyle şikayetler geliyor değil mi hocam? Tabii geliyor. Evet. Orada da bir balıkçılık, bir balıkçıların bir lobisi var. Evet. O lobi bu tip doğa korumacılarına karşı. Ama ilk iki seneyi atlattıktan sonra onlar da görüyor ki bir yerin korunması demek onun etrafına gelen balıkların da çoğalması demek. Evet. Tabii. Yani biraz sabırlı olursak hemen balığı bugün tutmayıp da 5 gün sonra tutacağım kafasıyla gidersek bence su altımızı çok daha zenginleştirebiliriz. Dediğiniz gibi evet hocam. Ve karşılaştırma yaparsam zenginliklerde Türkiye'nin bir avantajı Kızıldeniz'den gelen balıkların burada olması. Kaş bölgesinde belki 50-60 çeşit Kızıldeniz balığının olması. O da bir zenginlik getiriyor tabii dalışlara. Evet. Göçmen balığı. Göçmen. Evet, göçmenler. Ne kadar, bu da çok enteresan bir şey değil mi hocam? Gemilerin balast tanklarında güzel bir yolculuktan sonra. Vallahi pek gemilerle değil de Suez kanalından geçerek geliyorlar. Akıntılarla. Akıntı, merak, bilmiyorum niçin geliyorlar. Evet. Seyahati seven balık herhalde bunlar. Suez kanalından geçerek geliyorlar. Evet. Suez kanalını yapan da Fransız Löseps diye bir adamdır. Evet. Açan. Onun için biyolojide bu balıklara Lösepsiyen balıklar deniyor. Bu çok enteresan değil mi? Ne kadar bir hoş. Evet. Evet, Lösepsiyen. Göçmen Lösepsiyen balıklar. Tabii isimler böyle güzel isimler bulunuyor değil mi hocam bazı şeylere. Peki hocam Mısır'da uzun kaldınız mı? Dalış merkeziniz uzun çalıştı mı hocam? Ne kadar kaldınız? Aşağı yukarı bir 20 senelik kaldık. Yani 20 sene dedim pardon. 33 senenin 33 senesinde de çalıştım ama 20 sene şeyim oldu. Otel ve dalış kulübüm oldu. Hatta İstanbul'dan da Türk dalgıçlar 3-5 defa gittilerdi. Çünkü abim de su halkı, İstanbul su halkı dalgıçlarında hocaydı. Oo, ismi nedir hocam? Haluk Erşen. Haluk Hoca. Evet. Hocam. Yani çok uzun kaldım Mısır'da. Mısır'da ta kuzeyinden Akaba ya da Taba'dan ta güneyine, Marsala'nın da güneyine kadar herhalde bir aşağı yukarı 1500 dalışım vardır Mısır'da sırf. Vay 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 vay. Ne keyif. Ne keyif değil mi? Ne ya keyif. Dalışta her şey görüyor musun? Şanslıymışım. Gerçekten. Gerçekten hocam. Yani Mısır'da da o güzel görüş, o yani bir dalışta bütün her şeyi görebilme ne kadar büyük bir keyif. Yani bize en yakın 3 saat, 5 saatlik bir yerde dünyanın en zengin belki su altlarından biri. Yanılmıyorsam Kusto'nun da dalış yaptığı yerlerden bir tanesiydi. Sınıra yakın yerler. Değil mi hocam orada? Kusto'nun şeyi vardı Sudan'da. Sudan'da. Sudan'da yaptığı o meşhur su altı evleri. Evet, uzun süre su altında yaşam. Evet, bir evler yaptıydı. Şimdi maalesef tabii yaşanacak gibi değil ama turistik bir şey oldu orası. Her giden Sudan'a giden doluyor tabii o yerleri. Evet. Hocam
Kusto'nun ailesi de halen bayağı dalışla ilgili olduğunu biliyorum, değil mi? Hala devam ediyorlar. Cousteau'nun ailesi de oğlu Jean-Michel Evet. Cousteau dalış ve doğayla çok ilgileniyor. Hanımı Cousteau'nun video değil de şu anda artık CD ya da Evet. kitaplarıyla ilgileniyor. Yani biz ailece devam ediyorlar. Evet, o çok güzel. Çok güzel. Hocam gerçekten gitmek isteyip de bugüne kadar gidemediğiniz herhangi bir yer var mı? Hani su altısını merak edip de bugüne kadar kısmet olmayan bir yer var mı? Düşünüyor Olmaz musunuz? olur mu? O kadar çok var ki. Ama ilk aklıma gelen ve o rüyayı yapacağım. Papuazi'deki Raja Aa, evet hocam. Biliyorsunuz Türk dalgıçlarından Tunç. evet, tanıyorsunuz değil mi hocam? Çok iyi Tunç tanıyorum. Yavuzoğlu, evet. Çünkü orayı sattım. Oo! Bilal Hocam'dan varken. Tunç'la çok beraber çalıştık. Oo! Fakat gidiş dönüşü çok uzak bir yer olduğundan, yani minimum 15 günlük bir tatil olduğundan, Evet. o kadar uzun tatil yapamıyordum iş çalışırken. Hocam, bütün bu işler için büyük bir ekibe ihtiyacınız var, değil mi? Yani Valla bir aralar 16 kişi çalışırdı. vay 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 vay, büyük işler hocam gerçekten. Ya O ama bir 20 bin kişiyi yollamak az iş değil. vay vay vay, gerçekten yani bir ofis içinde 16 kişisiniz, ne kadar güzel değil Yok, mi? 3 ofisimiz vardı. Biri Evet. Paris'te, biri Lyon'da, biri Marsilya'da. Aa, evet. Marsilya'da da, evet. Çok güzel. Hocam yine Fransa deyince aklıma şarap geliyor. Aa. Peynir, patis. Dalıştan sonraki en büyük zevk zaten şarap. Şarap değil mi hocam? Vay be. Pastise ne diyorsunuz hocam? Pastis için. Maalesef rakıyı tercih ediyorum. Daha iyi değil mi hocam? Çok Daha güzel anasonlu geliyor. pastis galiba değil mi? Efendim? Rakıya nazaran çok daha anasonu yüksek, çok daha fazla anasonu var. Değil mi hocam? Anasonu. Anasondan başka bir şey daha var. İsmini tam bilemedim. Regliz dediğini, o sarı yapan pastisi Evet. biraz ağır geliyor bizim Ha, rakıya göre. evet. hocam bir anınızı alabilir miyiz acaba? Var mı? Vardır. Bir sürü vardır aslında. Yani Valla hep sorarlar en güzel nerede daldınız diye. evet. Şey, ben yani hep şey cevap veririm. Her yerde, çünkü bana göre en güzel dalış demek o daldığında hiç görmediğin ya da ilk defa gördüğün bir şeyi görmek. Bu Bodrum'da da olabilir. Evet. Endonezya'da da olabilir. Evet. Ne bileyim, Amerika'da da olabilir. Yani ilk defa gördüğün bir şey, çocuk gibi seviniyor adam. Ya ben bunu bu kadar dalmışım da bunu görmemişim hayatımda diye. Evet. Onun yani en güzel dalış diye bir yer söylemiyorum ama bir anı derseniz şey 150 tane şeyle beraber dalış yapmak Yunus balığıyla, o bir değişik bir olay. Oh. Çünkü Nerede insan yaptınız hocam? zannedecek Mısır'da bir güneyinde, Mısır'ın Evet. çok uzak bir yerinde bir yer vardı. Evet. Bu Yunus balıklarının hep orada kaldığı bir yer. Bununla ilgili her yani bir 10 senelik bir araştırma yapan bir biyolojiciyle beraber çalıştık. Evet. 20 kişi giderdi her zaman oraya. Sabahtan akşama o Yunus balıklarının hareketlerini, ne yaptıklarını incelemek için, not alıp incelemek için. Muhteşem. Ya yani o enteresan bir şeydi. Bir de Fransa'da şey düzenlemiştim. Ona Türkler de katılırdı. Evet. Bir 17 sene filan düzenledim o işi. Su altı fotoğraf yarışması. O hocam, sualtı fotoğrafçılığınız da var bu arada, değil mi? Ben de hatırlıyorum, web sayfanız muhteşem, geniş, Evet. büyük, çok Su altı. geniş anlamda detaylı bir çalışmanız da var. Valla bir ara dalgıçlıktan sıkıldım gibi geldi. Evet. O zaman fotoğrafa başladım. Muhteşem. Yani dalıp da sırf dalıp görmek yerine dalıp göreyim birazcık da değişik bir şeyler
yapayım diye fotoğrafa baktım ama 20 sene falan önce. Fotoğrafa başlayınca biraz su altı biyolojisine başladım. Evet. Hani görüyoruz, çekiyoruz da tekneye çıktığımızda ya şu kırmızı balık diyeceğim bize, onu ismiyle söyleyelim diye. Evet. Onu öğrenmeye başladım. İşte su altı fotoğraf yarışmasını düzenledim Fransa'da ki neredeyse Avrupa'nın en büyük yarışmasıydı bir aralar. Aşağı yukarı 120 dalgıç gelirdi. Muhteşem. Marsilya'ya. Evet. Türkiye'den de 4-3 tane üst üste çok iyi fotoğrafçılar, Alptekin, Baloğlu gibi çok çok iyi fotoğrafçılar geldi. Evet. Yani bir 10'a yakın yabancı ülkeden gelen olurdu. 10 ekip, ikişerlik 10 ekip. Diğerleri Fransız olurdu tabii. Yani Fransa'nın 4 bir köşesinden. Ama 120 fotoğrafçının katıldığı büyük bir yarışmaydı. Hocam ben hatırlıyorum, Alptekin Baloğlu hocamın da çok büyük başarıları var Marsilya'da. Demek sizin organize ettiğiniz yarışmalarda kazandı bu büyük ödülleri. Benim yarışmamda da kazandı, fakat Antip'te olan uluslararası bir 40 senelik bir yarışma vardı. Orada büyük ödül aldı Alptekin. Muhteşem. Ve yani ondan sonra her salonlara ya da bir exhibition'lara davet edildi. O da o kadar severek yaptığı için o işi, hiçbir davete hayır demeden alır fotoğraflarını, gelir sergi açardı. Muhteşem. Ya da kitaplarıyla. Ya da dediğiniz gibi kitaplarıyla. Ve halen çok güzel bir projesi var hocam. Alptekin Baloğlu hocamın gerçekten doğudaki deniz görmemiş çocuklara balıkları, denizi tanıtan muhteşem bir kitap. Bu kitapta 50 muhteşem soru, böyle gerçekten çok çok da başarılı giden bir proje. Hedefi 100 bin çocuğa ulaşmaktı. Sanırım bu hedefine çok az kaldı. Ah, keşke işte insanları ve denizi böyle olanlar çok olsa. Ya değil mi hocam, gerçekten. Fakat sizin bu yapmış olduğunuz çalışmalarda ne büyük çalışmalar hocam. Yani gerçekten... Büyük çalışmalar değil, severek ve aşık olarak yapılınca çalışmaların büyük şey değil, çalışma olarak kalıyor. Çünkü severek yapıyorsun, zamanını harcamıyorsun bu işe. Yaparken çok kazanıyorsun ve öğreniyorsun. Onun için büyük çalışma değil, yani zevkli çalışma bunlar. Gerek su altı fotoğraflarınızı bir araya getirdiğiniz bu büyük web siteniz, detaylı web siteniz olsun, gerekse bu çeşit yarışmalar olsun hocam. Gerçekten sizin de dediğiniz gibi severek, isteyerek yapıldığı takdirde çok daha değer kazanan çalışmalar bence. Tabii, muhteşem. Tabii. O web sitesinde yalnız benim değil, 200 tane Türk dahil bütün internasyonel fotoğrafçıların 5000'e yakın fotoğrafı var. Wow. Onu biyoloji olarak da açıklamaya çalışıyorduk. Şimdi bir senede birazcık el atamadım. Ama en kısa tekrardan el atıp o siteyi canlandırmak istiyorum. Sonunda sadece Facebook'taki su altı biyoloji sayfamız yürürlükte. Ona da 3500 kişi üye. Devamlı fotoğraf gelir, açıklama gelir. Bir şey yapalım su altıyla ilgili her zaman. Hocam ismi nedir? Nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz, seyircilerimiz sizin bu web sayfanıza? Gerek portal olsun, gerek Facebook olsun, sosyal medyanıza nasıl ulaşabilirler? Adresini verebilir miyiz? Valla maalesef Fransızca bir adı var. Foto Infomarine diye. Ben bunu sizden alır şeyin altına geçerim hocam. Videonun altına geçerim. İsteyenler bakarlar. Sosyal medyada. Herhangi bir şeyi sormak isteyen, herhangi bir ülkede gitmek isteyip de bilgi almak isteyenlerse bana ulaşabilir Osman Erşen diye Facebook'tan ya da sosyal medyadan. Hiç önemli değil. Renkle bilgi verebilirim. Hocam müsaade ederseniz ben videonun altına hem Facebook ekranınızı geçeceğim link olarak. İnsanlar tıklayıp size ulaşabilirler. Ne kadar güzel. Yani bize ve
dalgıçlara verdiğiniz bir fırsat için de ben ayrıyeten çok teşekkür ederim açıkçası. Rica ederim. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hocam, son sözlerinizi alabilir miyiz? Acaba yeni başlayanlara sizin ne tavsiyeniz olabilir? Bakın, görün, dokunmayın. Evet. Evet. Ki torunlarımız da görebilsin. Muhteşem. Evet hocam. Gerçekten koruyalım, bir şeylere sahip çıkalım. Koruyalım. Koruyalım. Evet. Maalesef korumaya çok önem verelim. Evet. Evet. Değerli hocam, katılımınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten sizin bu desteğiniz, katılımınız bizim şevkimizi arttırdı. Fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Ne demek hocam? Gerçekten çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Biz bir program daha isteriz sizden hocam. Müsait olduğunuz zaman. daha detaylı bir konu olursa belki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olun, var olun. Ediyorum. Hayırlı çalışmalar. Çok iyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim hocam. Sizlere de iyi davranışlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.